Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Daha evvelden de paylaşım yapmıştım. Benim kendime kadar birkaç kovanım yani arılarım mevcut. Bu arıları da bahar geldiği zaman bölmemiz gerekiyor çünkü arılar çok hızlı ürüyorlar. Böldüğümüz zaman kendi kendilerinin ana ara üretmesini beklersek eğer ve bunun bir de yumurtadan çıkış, çiftleşme, yumurta atma dönemi var. Bir hayli zaman kaybı olabiliyor. Bu takribi 1,5 aya tekabül edebiliyor. Zaten işçi arılarında ömrü 40-45 gün arası olduğundan bu sürede kovanda bir hayli arı azalması oluyor. Şöyle ki arılarda bir durum var. Arılar bakabilecekleri kadar çocuk yapıyorlar. Kovanda ne kadar az arı varsa ana arı da o kadar az yavru atıyor. Kovanda ne kadar çok fazla işçi arı varsa ana arı da o kadar fazla yavru atıyor. Yani kovandaki arıların sayısının azalması, ana arının da yavrusunun azalmasına, böylece koloninin çok yavaş ilerlemesine sebebiyet verebiliyor. Aslına bakarsanız arının üremek ve bal yapmak için çok fazla da zamanı yok. Mart gibi üremeye başlıyorlar. Haziran 15'ten sonra kat atıyoruz, bal getirmeye başlıyorlar ve 2 aylık dönemdeki balı sağıyoruz. Ağustos 15'te ve böylece sezonu yavaş yavaş kapatma dönemine giriyoruz. Eylül, Ekim, Kasım gibi de artık onlar köşelerine çekiliyorlar, stoklarını yapıyorlar. Biz de onlara takviye destekler, ilaçlamalar, işte stoklar, yemlemeler, ballarını bırakıyoruz ve kış uykusuna yatıyorlar. Kış uykusuna yatıyorlar derken aslında uyumuyorlar. Kışın biraz daha hareketleri kısıtlanıyor, dışarı çıkmıyorlar. Uyuşuk bir halde kovanın içerisinde bekliyorlar. Zaten de üşüyorlar hayvancağızlar. Şimdi aslında ben bu videoyu neden hazırladım? Biz bu bölgede, yine Marmara bölgesinde ana arı bulmakta Mayıs ayından öncesinde zorlanıyoruz. Mart-Nisan aylarında buralarda ana arı yok. Ana arı sıcak bölgelerde biraz daha öncelikli olarak üretilebiliniyor. Şimdi ben tabii hesap yapıyorum elimdeki birkaç kovanla. Ben kendi bölgemde Mayıs'ın 15'inden 20'sinden sonra böldüğüm ve ana arı koyduğum kovandan Ağustos'ta bal alamayacağım. Çünkü Haziran 15'ine kadar arıların alt katını doldurmasını tamamlayıp üst katı atamayacağımdan yani yetişmeyecek. O yüzden Mayıs'ın 20'sinden sonra buralarda bulduğum ana arı benim işime yaramıyor. Ben de bir arkadaşımın sayesinde, kendisi sağ olsun, Antalya'dan ana arı getirttirdim. Firmanın hizmetinden çok memnun kaldım. Birazcık kargo şirketlerinin her zamanki gibi gazabına uğradık. Onlarda sıkıntı oldu. Ama onlarda olan sıkıntıdan ötürü tekrardan bana ana arı çıkarttı. Yani sağ olsunlar, tam bir esnaf gibi davrandılar. Bu işin zararına, karına, yararına falan bakmadan bizim işimiz görülsün diye kendisi uğraştı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi ana arılarım da geldi. Gördüğünüz gibi üzeri benekli işaretli olan ana arı 2 tane ayrı yerde. Tabii bunu bilenler bilir, bilmeyenler için söylüyorum. Böyle kargoda bekleyip de gelen ana arılara mutlaka su vermemiz gerekiyor. Peçeteyle böyle ıslatıp üzerine koyup hayvancağızlar birkaç gün susuz kalıyorlar. Yanlarında birkaç tane de işçi arı var gördüğünüz gibi. Bunlar kraliçe olduğundan işçileri olmak durumunda. Çünkü işçiler kraliçe arıların hizmetlerini görüyorlar. Herkesin görevi başka. Müthiş bir iş planı dahilinde herkesin kendi görevi olarak bir koloni halinde insanın aklının sırrının almayacağı bir şekilde yaşam şekli sürüyorlar ve çalışıyorlar. Şimdi asıl benim söylemek istediğim sevgili dostlarım, soğuk bölgelerde arıcılık yapanlar için erken dönemde ana arıya ihtiyaç olursa benim çok memnun kaldığım bu firmanın adını, bilgilerini açıklamalar kısmına yazdım. Kendilerine oradan ulaşabilirsiniz. Zaten bu ismi yazdığınız zaman Facebook'ta da bilgileri çıkıyor. Yine takıldığınız bir şey olabilirse bana sorabilirsiniz. Ben cevaplarım. Yine bu ufak bir bilgi. Bütün arıcılar biliyordur ama acemiler için söylüyorum. Ana arıyı vermeden önce arıyı bölmüş olmanız lazım ve arının 3 gün ana arısız kalması, ana arısızlığı hissetmesi lazım. Ondan sonra kekin o kısmını 3 günde yiyerek anca dışarı çıkıyorlar ve 3 günde de birbirlerine alışıyorlar. Eğer ki ana arı memesi varsa kovanda ya da yeni çıkmış bir ana arı varsa bu yeni koyduğunuz ana arıyı öldüreceklerdir. Çünkü bir kovanda 2 tane ana arı, kraliçe arı olmaz. Dolayısıyla yine koyduğunuz, böldüğünüz yerde
Ana arı var mı yok mu, çıkmış mı kovandan? Çünkü çiftleşmeye de gitmiş olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Dışarıdan geleni değil de kendi yaptıkları ana arıyı daha önceliğe alacaklardır. Sevgili izleyiciler, ben bu kaydı, video kaydını aldıktan sonra ana arılarımı götürüp kovanlarıma koydum. Bereketli olsun diyorum. İnşallah bir aksilik olmaz. Sezona kovanları yetiştirebiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin de kovanlarınız, arılarınız varsa bereketli bir sezon geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.